Bak Fethi'cim. Kulağıma şikayetler geliyor. İstedim ki bunlara nizam vermeyeyim. Nizamı sen ver. Sevenimiz kadar hasmımız da çoktur Süleyman Bey. Bizim işte insanlara yaranılmaz. Yine ne söylemişler? 13-14 yaşında kızları çalıştırıyormuşsun. Mümkün mü canım öyle bir şey? Genç gösteren kızlar vardır. Fethi, biz 40 kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Dediğiniz gibi biz birbirimizi biliriz. Ben prensip olarak kimin evinde kim vardır bilmem. Ama kimlerin 13-14 yaşında kız istediğini de bilirim. Kimmiş? Söyle biz de bilelim. Sen öldürdüklerini söylüyor musun ki ben de kimlere servis yaptırdığımı söyleyeyim? Fırat! Ben profesyonel adama saygı duyarım. Amatörlük yapma. Uyarılıyorsun, uyarıyı dikkate al ve ona göre hareket et. Ne yapmamı istiyorsunuz? İlk kısmını anladın. İkinci kısmı ise rızası dışında kimse fuhuşa zorlanmayacak. Senet imzalatılarak, rehin alınarak, mecbur tutularak kimse çalıştırılmayacak. Düzen çöker. Biz böyle çalışıyoruz. Bizimle çalışanlar da böyle çalışacak. Sana hoşuna Fırat dememişler Fethi. Ne düzen çöker, ne düzülen. Sen benim lafımı çöktürme. Kime ne yapıyorsan yap. Patron sizsiniz. Nasıl diyorsanız öyle. Ama gelirler çok düşecektir. Başka yerden telafi ederiz Fethi'cim. Paranın ne önemi var? Hadi. Pezevenk. Gidelim kardeş. Bizi ne zaman emniyete çağırmışlar da gitmemişiz. Daha emniyetli bir yer mi var? Konu nedir? Müdürümün talimatı. Alınmanızı söyledi. Vallahi çok alındık. Biz kendisini ziyaret edecektik. O önce davrandı. Hadi kardeş görüşürüz. Polat Bey de. Sana demiştim kimse bizi ayıramaz diye. Tonton. Oğlum Memati'ye dayıya haber ver. Panik yapmasınlar. Emniyetteyiz. Emredersin abi. Buyurun gidelim. Bu adamın işi okulun önünde hap satmaktır. Bundan hap alanlar ya da almayanlar bundan sonra bilsinler ki uyuşturucunun sonu felakettir. Tamam kardeşim, yaptın şovunu, yeter. Bırak, adam ölecek. Yaşayıp ne yapacak komiserim? Çoluğa çocuğa hap satmak bizim kitabımızda yazmaz. Devlet cezasını verir, teslim ol. Senin çocuğun yok mu komiserim? Devlet verecekse benim cezamı versin. Aslanlar gibi yatar çıkarım. Yok. Gebersiniz. Öldü hayvan. İstanbul'da reçetesiz hap satanın reçetesi kesilir. Bırakın. Hani nezaket ziyaretiydi? Sen yanlış anladın Can Polat. Ben nezaket demedim ki. Nezaret dedim. Tam bir nezaret. Kardeş, ya bilsek hazırlıklı gelirdik. Yanımızda 3 kuruş para yok da. Burada ihtiyaç da yok. Ya yarın öbür gün laf çıkar. Emniyeti aldık ceplerinden 5 milyon çıkmadı diye. Gidelim.
Ya Almanya'da da var mı bu nezaret usulü? Yok. Orada direkt içeri atıyorlar. Olur mu öyle şey canım sende? E Türk sen bir suçun vardır. Desene orada da burada da adın çıkmışsa içeridesin. Derler. Bırak ne derlerse desinler. İster misin vergi borcumuz çıksın? Bana bak Can Polat, sen askerliğini falan yaptın değil mi? Bedelini ödemediğim hiçbir şey yok, rahat ol. Bir canımız var. Dur bakalım ne olacak. Adam! Sen şöyle geç. Sen de buraya. Allah'tan emniyetteyiz. Bence değiliz. Başın sağ olsun kardeş. Senin başın gövdenin üstünde durdukça akıllanmayacak mısın lan Halit? Sen bacının intikamını aldın ya Çakır. Oradan biç ben sana neler yapacağım. Hadi Can Polat. Oyun kestik sıra geldi deveye. Çok sevinme sıra sana da gelir Tosun. Vay ayı vay be. Çakır. Kardeş. Çok şanslı adamsın. Şimdi nereye kaçacaksın? Bu jileti bırak yoksa seni Meto'nun yanına yollarım. Hadi kardeş. Bitir lan işini. Şerefsiz. Naber ayı ol ayı. Kardeş jilet lazım mı? Geç otur şuraya Halit. Nedir sizin meseleniz? Bizim büyüklerimizle bir meselemiz olmaz. Olamaz. Ama Halit Bey ile küçük bir meselemiz var. Halletmek üzere olduğumuz. Çakır Bey büyük konuşmayı biliyor sadece. Büyüklük mekanında ağırladığı misafirin kafasını kesmek midir? Misafir baş üstünde ağırlanır. Ama misafir ev sahibinin büyüklüğünü bilir.
Madem ki oraya gelmeyi kabul etmiştir, itaat etmek zorundadır. Sizin gibi yani. Etmezsek boynumuz kıldan incedir. İki taraf da bana yanlış yaptı. Halit benim mallarımdan sorumluydu. Emanetime sahip çıkamadı. Çakır ve Polat İstanbul'a hükmediyordu. Ancak üç tane hapın kime ait olduğunu bilmeden hükmetmeye kalktı. Size ait olduğunu bilmiyorduk Necmi abi. Hakkınız var. Lakin kızımın okul çantasından çıkan bir torba hapın size ait olduğunu düşünememiştim. Adamlarım okul önlerinde infaz edilirse, bütün herkesin dikkati bu yöne çekilirse, biz de dikkati kendimize çekeriz. Kadınlar, çocuklar. Senin muhatabın bunlar mı? Kardeşin senden daha delikanlıydı. Yanlış adamı kestik. Kesin artık! Her iki taraf da benim gözümde suçludur. Ve bunun bedelini ödeyecektir. Manevi olarak borcunuzu bir ömür boyu bana sadık kalarak ödeyeceğinizden hiç şüphem yok. Maddi olarak benim bu kaybedilen haplar umurumda değil. Ama işimin ağırlığını sarstığınız için birer milyon dolar ödeyeceksiniz. Bu size kestiğim cezadır. Eyvallah abi. Yalnız sizin hizmetinizi layıkıyla sürdürebilmem için bunların ayaklarıma dolanmayacağına dair sizden güvence talep ediyorum. Biz de kadınlardan, çocuklardan uzak duracağına, okullardan elini çekeceğine ve ayağımızın altında dolaşmayacağına dair güvencenizi talep ediyoruz. Yalnız sizin işinizde sınırlı olmak üzere İstanbul üstündeki husumetimiz devam edecektir. Beni ilgilendiren neyin nereye, kime satıldığı değildir. Ne kazanacağımdır. Sözlerimi isteyen doğru anlar, isteyen eğri. Kiminle hasım oluyorsanız olun. Ama benimle değil. Ulan Halit! Çok cahil adamsın. 40'a kadar saymayı bilmiyor musun? Hani kan akıtmayacaktın lan? Biz de rahat rahat geziyoruz. Kansızın kanı mı olur Çakır? Senin kanın varsa rahat gez. Sayılı gün, çabuk geçer. Ulan senin... Kadınlarla uğraşma. Ablanın kellesini keser, koynuna veririm. Ne o? Yüreğine mi dokunduk? Bir daha bana parmak gösterme. O parmakla o avukatın gözünü oyarım. Kardeş, 40 günü bu it mi sayıyor, biz mi sayıyoruz belli değil. Alemde yeni racon bu. Herkes kendine ömür biçiyor. Eğer Elif'in saçının tek teline dokunduysa, biçtiğim ömür dakika değil.
sosyete kim lan? Ne bileyim oğlum, at elindeki taşı ya. Polat Alemdar lan bu. Selamünaleyküm. İki çay verir misin? Burada sana çay yok. Burası Cerrahpaşa. İstediğim yerde çay içerim ben. İki tane. Demli. Polat Alemdar, sen bize piyangodan mı çıktın? Deki piyangodan çıktım torbacı canım. İki çay için marka mı çekeceğiz, silah mı çekeceğiz? Nabımız sana kadar gelmiş de bizim kahvede tavşan değil insan kanı içildiğini bilmez misin? Ben bütün Cerrahpaşa'yı bilirim. Misal Nevzat dayı. Yaz kış buradan çıkmaz. Çıkıp ne yapsın? Yengeyi geçen sene defnetti. Çocukları da hayırsız çıktı. Tıbı. Düştünüz ama tökümeden. Nerede düştük? Daha altı maç var. Şşş. Eşref. Arkasındaki Atakan. Oradaki Bayram. Karşımdaki Hüseyin. Hüseyin. Oğlun 7 zayıf getirmiş, öyle mi? Evet baba, bilmez benim çocuğumun zayıfını. Sen kimsin lan? Polat Alemdar. Anladık. Hasımlarını iyi bellemişsin. Bilirsin ki ipe gidenlerin son muradı sorulur. Muradın nedir? İstanbul payitahttır. Padişah yeni tahta çıkmıştır. Bazı başıbozuk çeriler adet üzere istemez yük diye bağırıp kazan kaldırmaktı. Padişah da adet üzere ulufe dağıtıp büyüklüğünü göstermekti. Ama Cerrahpaşa'dan bir ağa çıkıp biz padişahı tanımaz yük demek. Kazan değil baş kaldırmaktı. Şimdi siz söyleyin. Padişaha baş kaldıranın başı ne oldu? Hanginiz başçasınız? Süleyman Çakır'sa buyursun gelsin. Yok sen niye metodun kafasını kesiyorsun? Git tahtına ortak olanın kafasını kes. Ben buraya kafa kesmeye değil, ses kesmeye geldim. Daha bunu ne konuşturuyoruz torbacı? Abilerimizin kanını dökenin kanı bize helaldir. Ben size diyorum ki bu kan dökmenin sonu yok. Bir sizden bir bizden. Bir sizden bir bizden. Kiminin kanı helal, kimininki haram. Ben buraya kan dökmeye değil, kanı durdurmaya geldim. Sen ne diyorsun lan? Kimsin ya? Allah Allah. Oğlum. Hadi lan, lan çıkmadı. Ortada dimi çekilmiş bir bomba olur. Elimi buradan çekersem 3-5 saniyede hepimiz havaya uçarız. Beni öldürebilirsiniz. Ama ben de burada kim varsa onun 7 sülalesini öldürebilirim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kaybedeceği olanlar düşünsün. Abdüley, araba. Bizim Cerrahpaşa ile bir meselemiz yok.
Ama Cerrah Paşa bizim elimizi öpmeye değil de ayağımıza dolanmaya gelirse işte o zaman daha çok kan akar. Delikanlı adamsın ama ilk kanı siz döktünüz. Biz kanla beslenmeyiz. Zülük değiliz. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz uygularız. Büyüklerinize böyle iletin. Abi patlamadı. Ne Abdüley? Gündüz gözü İstanbul'da kahve mi havaya uçuracağız? Eşkıya mıyız biz? Çakır ameliyattan çıkar çıkmaz duruma el koyacağım. Artık bu savaşın bir son bulması lazım. Benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksınız. Tamam mı? Bir şey yaptığımızda muhakkak bilginiz olur. Haberi size ulaşır. Ne demek istiyorsun sen? Hastanede. Hele bir de hanımların yanında bunlar konuşulmaz ağalar. Demek istediğim şu. Bizi kimse kör kuyuya atamaz. Polat. Belli ki sen hislerinle davranıyorsun. Sadece hislerim için burada değilim. Hoş geldiniz. Buyurun Ziya abi. Usta, bir dakika bakar mısın? Müsaadenizle. Nasıl olmuş? Nasıl gelişmiş hadise? Bir malumatımız yok. Nerede vurulmuş Süleyman Çakır? Bilmiyoruz. Kim hastaneye getirmiş? Eş, dost, arkadaş. Yardımcı olmayacak mısın? Polat Alemdar. Müdürüm, şu anda yardımcı olacağım hiçbir şey yok. Hastamız ameliyattan çıksın, iyileşsin. Hepimize yardımcı olacaktır. Halit mi yapmış işi? Kim yapmışsa nasılsa çıkar müdürüm. Aceleye mahal yok. Müsaadenizle. Hastaneyi ablukaya almışsınız. Onları oradan çek. Rahatsızlık oluyor. Çakır ameliyattan çıkana kadar kim rahatsız oluyorsa olsun. Önce onun canı. Şimdi siz bize yardımcı olun. Sonra... biz bize yapılanı unutmayız. Allah kahretsin. Allah rahmet eylesin. Maalesef kaybettik. Başına sağ olsun. Çakır ortadan kaldıracağım bir hedef değil. Onun dostu olmanı istiyorum. Yakın bir dost.
nefes kadar. Bugüne kadar girdiğin operasyonlarda kural gizlilikti. Artık bitti. Polat Alemdar ünlü olmalı. Çok ünlü. Kurtlar Vadisi'nde herkes onu konuşmalı. Sen haklı çıktın Can Polat. Biz burada racon konuşacağımıza, raconu kesseydik işler böyle olmazdı. Kaderimizi siz yazarsınız, siz silersiniz, siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz. Eğer bunun dışında bir cevap vermiş olsaydın... Bin kere ölemem ama... Sülalen'i de öldürürüm. İstersen bin defa öldürürüm şef. Dostun dostumdur. Artık fark etmez. Düşmanın düşmanımdır. Silahımızda. Yüreğimizde bir olsun. Dur. Kapat kapıyı. Ölmedi. Polat Bey. Çakır ölmedi. Ameliyat sürecek. Biliyoruz, acınız büyük ama biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Sakın bir daha sözümü kesme. Ne duruyorsunuz? Çalışın. Ameliyat sürecek dedim. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Söyleyin, yardımcı olalım. Çakır'ın öldüğünü bu odanın içindekiler hariç kimse bilmeyecek. Onun için ameliyat sürecek. Ben size haber verene kadar bir süre burada doktorculuk oynayacaksınız. Çay için, kahve için, dilediğinizi yapın. Ama ameliyat sürecek. Kardeşim, biz doktoruz. Elimizden geleni de yaptık. Dağ başım burası. Allah Allah ya. Doktor Bey, iyi misiniz? İnhibisyondan ölüm. Karotis damarını bir an için sıktığında lak diye beyne kan gitmez, basınçtan dolayı tak diye bütün hatlar kesilir, inhibisyon gerçekleşir ve ölü kişi dağ başına gömülür. Anladınız mı? Anladıysan kafanı salla. Teşekkür ederim. Hepinize yaptıklarınız için, döktüğünüz ter için teşekkür ederim. Elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Ve sizden son bir şey istiyorum. Lütfen, ben size haber verene kadar bu odadan çıkmayın. Size eğer dediğimi yaparsanız, ben size minnettar olurum ve kimseye borçlu kalmam. Anlaşıldı mı? Biz şimdi kıymetli başhekimimizle dışarı çıkacağız. Her şeyin yolunda gittiğini ve sizlerin büyük bir çaba sarf ettiğinizi söyleyeceğiz. Sonra buraya bir arkadaşımı yollayacağım. O sizi sıkıldığınız anlarda neşelendirecektir. Ama inanın, dediğime aykırı hareket edene mani olacaktır. Tekrar hepinize anlayışınız için teşekkür ederim. Usta, nereye gidiyoruz? Abdurey, orta şeritte arkadan üçüncü araba. Gri Mondeo. Müsait yerden keskin U dön. Polisler de merak ediyor Memati. Çakır'ı ne olursa olsun satmayacak kim var? Kimler arasında usta? Sefirlik masasında. Çakır öldü. Halit abi öldü. Zaten ölecekti. Ben teslim ettim. Artık güç cerrah paşaları. Halit abi seni de biat etmeye çağırıyor. Kardeş, bizim Halit'le bir meselemiz yoktur.
Büyüklerimiz onu sefir yapmışsa, biat etmek bizim için şereftir. Şerefine sokayım. Haklıymışsın usta. Abdüley. Gidelim. Derdimizi anlatabilecek miyiz? Relatlar memati düşünmezler. Sadece önlerine sürülen kurbanı öldürürler. Vazifeleri budur. Biz cellat mıyız? Cerrahlarsa düşünmeye fırsat bulamazlar. Karar vermeleri için tek bir saniyeleri vardır. Dışarıdan gaddar gözükürler. Ama vazifeleri hayat kurtarmaktır. Gerektiğinde bütünü kurtarmak için parçayı acımadan keser atarlar. Bugün cerrahız. Abi sağ mı sola mı? Bedo ile ne alakası var? Ne yapmaya çalışıyor bu? Bu nasıl kahve? Sütlü efendim. Ulan kahve! Ben sana sütü yanında getir demedim mi? Hancık! Sapık piç. Abdüley, müzik aç. Ne düşünüyorsun? Ben ne abi? Hiçbir şey. Nasıl başarıyorsun bir şey düşünmemeyi? Düşünmemek daha güzel abi. Niye? Bir düşünen var abi, nasılsın? Var. Bir oradan, bir buradan.
Şimdi Halit mi? Allah Allah. Hay elektriğine. Abi ne diyecek? Neye? Bütün bunlara. Helal olsun diyecek. Ne diyecek? Usta, bizim kimsemiz yok ama onun iki çocuğu var. Bunlar bizim de yeğenimiz Memati. Abi polis arabası geliyor. Bizim peşimizde olsalar oradan gelmezler Abdülhey. Sen yoluna bak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ve benim niye bunlardan haberim yok? Bunu ne yapayım? Tuvalete dök. Hala devam ediyormuş usta. İyi. Bu kadar uzun sürmesi normal mi? Adam yaşatmak adam öldürmekten daha zor Memati. Ya Çakır abi ölürse abi? Düşünmeye mi başladın Abdülhey? Ya ölürse? Biz de onu başıdik uğurlarız Memati. Abdülhey bas gaza. Daha işimiz çok. Üstün gittiyse demir çoktan gitti demektir. Umarım temiz iş yapıyorsundur. Yoksa seni ben bile kurtaramam.
Sağdaki ilk sokaktan gir. Çok kalabalıktırlar. Arkadan gireceğiz. Kimse görmeyecek bile. Evlerin yerlerini biliyorsun. Anladık da usta. Krokilerini nereden biliyorsun? Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Farları kapat. Susturucu alsaydık. Girsek bile buradan nasıl çıkacağız? Söz gümüş, sükut altın Memati. Biz de ses çıkarmayız. Polat. Konuşacaklarımız var. Seni dinliyorum. Dinleyecek bir şey yok. İşini bitir git. Şşş. Sessiz dedim. Ne merak ediyorsun? Hiçbir şey. Sadece gözlerime bakarak anlatmanı istiyorum. Benim onunla bir meselem yoktu. Her şeyi siz başlattınız. Neden Çakır'ın sefirliğini tanımadın? O benim büyüğüm değil. Ama büyükler onu seçmişti. Benim büyüğüm değil. Halit, gözümün içine bakarak konuş. Yalan söylediğini zaten biliyorum. Hiç değilse gözlerini kaçırma. Hiç gözümü kırpmadım onu vururken. Hiç içinden keşke daha delikanlıca öldürseydim diye düşünmedin mi? Benim kucağıma bıraktılar, ben de sadece vurdum diye hiç üzülmedin mi? Yok öyle bir şey. Sen Çakır'ın oraya gideceğini nereden biliyordun? İzledim. Sırtından vurmamışsın ama. Hiç aklından geçmedi mi? Bugün Çakır'ı harcayan testere yarın da beni harcar diye. Hiç düşünmedin mi?
Çakır'ı korumasız ayağıma kadar yollayan testere bir gün beni ayaklarımdan asar diye. Hiç mi akıl etmedin Halit? Lazia'nın kızının önünde sana Çakır'ı öldürten testere sana kimlerin önünde neler yapar diye. İyi ki düşünmemişsin. Testere sana hiçbir şey yapamayacak. Hadi Memati. Daha işimiz var. Kim kaldı ki usta? Tamam tamam. Bu ne açıklaması? Ben söyledim. Ameliyat bitmemiş diyorlar. Memati, biraz daha sabır. Az kaldı. Usta, niye nereye gittiğimizi söylemiyorsun? Usta, herkese her şeyi yapabiliriz. Ama testereye hiçbir şey yapamayız. Memati. Usta, bizim sülalemizi kaldırırlar. Memati. Tamam, abi yol satmış. Ama bırakalım abi kalkınca karar versin. O zaman tamam, ne istiyorsan yapalım. Memati. Bir daha asla sözümü kesme. Çakır öldü Memati. Çakır'ı testere toprağa yolladı. Ama biz onun dimdik gömülmesini sağladık. Usta! Başın sağ olsun kardeş. Buyurun. (Gülüyor)
Arkadaşlar, lüzumu üzerine bir açıklama yapmak istiyorum. Kürt Bedo öldü. Dün akşam saatlerinde hastanemize akciğer, karaciğer, mide, dalak ve böbreğinden ateşli silahla yaralanmış olarak getirilen Süleyman Çakır acil olarak ameliyata alınmış. Fırat Fethi öldü. Göğüs, kalp ve damar, hariciye ve bevliye cerrahları ile anestezi uzmanından oluşan bir heyet tarafından yapılan operasyonla kurşunlar çıkarılmış. Paris Sarıyayla öldü. Takdir edersiniz ki bu denli büyük bir ameliyatta komplikasyon görülmesi kaçınılmazdır. Bir ara kardiyak arrest gelişmiş ve tekrar döndürülmüştür. Üstün Kısa öldü. Diğer doktorlarımız ve bizzat şahsım hastanemizin tüm imkanlarını seferber etmiş. Demir Görkemli öldü. Ancak aşırı kan kaybına bağlı olarak dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu Cerrahpaşalı Halit öldü. Süleyman Çakır hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Süleyman Çakır öldü. Alemdar. Karşındayım. Herkes ölmüş madem. Niye sen yaşıyorsun Polat Alemdar? Bir kurşun da kendi kafana sıkamadın mı? Sıkacağım. Burada sıkacağım. Bir kendime, bir sana. Bu Çakır'ın emaneti. Altı kurşun var. Birini kendime saklayacağım. Geri kalan beş kurşunla Türk ruleti oynayacağız. Şanslı olan yaşayacak.
Bugün şanslıyım. Bir daha sana bu şansı vermem. Sık. Evet. Bugün şanslısın. İstediğini vereceğim. Söyle. Bana verebileceğin hiçbir şey yok. Sefir mi olmak istiyorsun? İstesem dış işlerine girerdim, sefir olurdum. İyi. Benim için çalış o zaman. Seninle kafalarımız aynı. Ben kimsenin emrinde çalışmam. Ne istiyorsun? Çakır'ı sen öldürttün. Damadının intikamını alması gereken kişi Lazia. O yüzden gidip Lazia'ya yaptığını anlatacaksın. Vereceği cezaya da razı olacaksın. Sen mi yaptıracaksın bunu bana? Başka türlü yaşama imkanı yok. Bir sürü adam öldürdün. Gözün kara, anladık. Halit'i de öldürdün. Arkadaşının intikamını aldın. Aferin. Bana geldin. Saygısızlık yapmak pahasına... Seni dinlememi sağladım. Ama artık senin için yapabileceğim bir şey yok. Ne güzel şanslıydın. Şansını zorladın. Ben ölümden korkmam. Hiç kaybedeceğim bir şey yok mu? Olsa burada olmazdım. Avukat kızı kaybetmekten korkmuyor musun? Senin Meral'i kaybetme korkundan daha az. Benden makul bir şey isteseydin kabul edecektim. Ama dediğin gibi sana verebilecek bir şeyim yok. Zaman hariç.
Ömrün bugün kadar uzun değil. Git sevgilinle vedalaş. Yarını görmeyeceksin. O da seni yarın göremeyecek. Sabah ezanını Havuzbaşı Camii'nin köşesinde dinleyeceğim. Yeni günü orada karşılayacağım. Gelen her neyse, ölüm bile olsa eyvallah.